hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. Gününüz nasıl geçiyor? Neler yaptınız bugün? Sabah kalkınca dua ettiniz mi? Tanrı ile zaman geçirdiniz mi? Bugün Tanrı'yı bolca düşündünüz mü arkadaşlar? Siz bunu yapmamış olsanız bile ben eminim Tanrı gün boyunca sizi düşündü. Her birimizi tek tek düşündü. Bugün hangi oyunlarla oynadığımızı, bugün neler hissettiğimizi, bugün kardeşimizle aramızın nasıl olduğunu, bugün evde sıkılıp sıkılmadığımızı ve en çok neyi özlediğimizi kesinlikle merak etmiştir. İşte bu yüzden genelde arkadaşlar Tanrı bizi bu kadar düşünüp bu kadar merak ederken ve bizimle dost olmak isterken bence biz de Tanrı'ya gözümüzü açar açmaz zaman ayırırsak çok iyi olur. Tanrı'yı çok mutlu etmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dün birazcık bu konulardan bahsetmiştik ama bugün sizlere birkaç önemli şey söylemek istiyorum. Ailemizle ilgili, akrabalarımızla ilgili. Arkadaşlar ailemiz hayatımızda bizim çok önemli olmalı. Onları gerçekten çok sevmeliyiz. Çünkü onlar bize Tanrı'nın verdiği çok büyük armağanlar, çok büyük hediyeler. Zaman zaman bazen ailemizdeki kişilere kızabiliriz ya da onlar bize kızabilirler yanlış bir şey yaptığımız zaman. Ama her zaman bizim iyiliğimizi düşündüklerini asla unutmayın. Bize kızsalar da, bizi uyarsalar da her zaman bizim iyiliğimizi düşünüyorlar. Özellikle ailemizdeki yaşlı kişiler, yaşı büyük kişilerden bahsetmek istiyorum. Yani anneannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız. Onlara her zaman saygı duymalıyız. Çünkü onların çok büyük bir yaşam tecrübesi var. Bizden çok daha uzun yıllar boyunca yaşadılar. O yüzden bizden çok daha fazla şeye tanıklık ettiler. Yani bizden çok daha fazla deneyimleri var. Bizden daha fazla oyun oynadılar. Bizden daha fazla düşündüler. Bizden daha fazla insanla tanıştılar. İşte bu yüzden her zaman onların tecrübelerine saygı duymalıyız. Onlara saygı duymalıyız. Her zaman onlara kibar olmalıyız. Ve arkadaşlar aynı zamanda da onları sık sık özellikle böyle bir dönemde sık sık arayıp onların nasıl olduklarını sormalıyız. Duaya ihtiyaçları olup olmadığını sormalıyız. Ve hatta onlar için onlar bilseler de bilmeseler de sık sık dua etmeliyiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi açılış bölümünde de ailemizin ne kadar değerli olduğunu konuştuğumuza göre şimdi gidelim şöyle güzelce bir Ege'yi izleyelim. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Kediler kadın sesine daha çabuk reaksiyon verirler. Çapkın işte. Kediler kendilerini kirli bulurlarsa, kendilerini yalamazlarsa ve siz de yıkamazsınız uzun bir süre sizden uzak kalır. Kedilerde ceza algısı yoktur. Sadece ödül algısı vardır. Yani sadece ödüllerle yetinirler. Aynı ben. Bir kedinin 3 veya 3'ten fazla rengi varsa Mart ayında korumanız gerekebilir. Yani dişilerdir. Kediler turunçgillerin kokusundan nefret eder. Kedi sevmiyor musunuz? Portakal yiyin. Siyah kediler genelde diğer renkleri olanla daha sakinlerdir. Yeter ki önünüzden geçmesin. Eski Mısır'da kedisi ölenler yas tutmak için kaşlarını kazıtırlardı. Kedi sevmeyenler herhalde kaş ektirirdi. Çikolatanın içindeki teodromin maddesi kediler için ölümcüldür. Onun için yaptığım çikolata kaplamalı fare icadım maalesef satış rekorları kıramadı. Kedi hapşırığı duymak 4 yapraklı yoncadan daha çok şans getirir. Şaka şaka. Batıl inanç bu. İnanmayın. Sevgili Ege, sana buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve şimdi sırada arkadaşlar, az önce gördünüz zaten. Sen olsan ne yapardın bölümü var. Sen olsan ne yapardın sevgili arkadaşım. Cevaplarınızdan bazıları bizlere ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz de gerçekten çok düşünceli, düşünmüşsünüz bu konu üzerine. Güzel cevaplarınız var. Ve ama bugün şimdi aslında doğru cevabı sizlere vereceğim. Ama önce dün sorduğum soruyu size kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi, şehir dışında yaşayan anneanne diyelim. Onu uzun zamandır arayıp sormadığın için üzülmüş ki sen de onu uzun zamandır arayıp anneanneciğim nasılsın, dedeciğim nasılsın, babaanneciğim nasılsın, halacığım, teyzeciğim, amcacığım nasılsın diye sormamışsın. Dolayısıyla bir şekilde sana gelmiş bu bilgi ve aslında sana birazcık kırıldığını söylemiş. Böyle bir durumda sen olsan ne yapardın? A şıkkı. Anneme şöyle söylerim ve o kişiye yani anneanneme ya da bir aile büyüğüm o kişi her kimse iletmesini isterim.
Annen, anneanneciğim, bunda üzülecek bir şey yok. Üzgün olduğumuzda Tanrı'ya dua etmeliyiz. Bence sen de öyle yap derim ama onu tekrar aramam. B şıkkı. Anneanneme üzülmemesi için güzel bir çizgi film tavsiye ederim. O onun bütün problemlerini çözecektir. C şıkkı. Hemen onu arayıp özür dilerim. Çok haklı olduğunu ve onu çok sevdiğimi söylerim. Ve bundan sonra onu daha sık aramaya gayret ederim. Evet sevgili arkadaşım, sen bu cevaplardan hangisini verdin? Eğer hazırsan doğru cevabın hangisi olduğunu söylüyorum. Yani hangisini yapmamız gerektiğini söylüyorum. Cevap C şıkkı. Yani hemen onu arayıp özür dilerim. Çok haklı olduğunu ve onu çok sevdiğimi söylerim ve bundan sonra onu daha sık aramaya gayret ederim. Evet, gerçekten arkadaşlar. Böyle zamanlarda genelde anneannemizi teselli etme şeklimiz ona bir çizgi film tavsiye etmek olmamalı ya da senin için dua edebilirim olmamalı. Evet, tabii ki onun için dua etmeliyiz. Tabii ki onun dua etmesi çok önemli. Ama aynı zamanda bizim başka görevlerimiz de var. İnsanların kalbini onarmak ve onu sevmek. Üstelik yaşı bizden büyük akrabalarımız çok tecrübeli oldukları için onlara her zaman saygı duymalıyız. Ve hatalı olmasak bile özür dilemeliyiz. Ki bence aile büyüklerimizi aramamak bazen hatalı bir davranış olabiliyor. Çünkü onların gerçekten bizden gelen telefonlara ihtiyacı var. Ve onların nasıl olduğunu merak etmeliyiz. Onları aramalıyız sevgili arkadaşım. Şimdi hadi gel beraber kumdaki hikayeleri izleyelim. Ondan sonra seninle Tanrı'nın sözünde buluşalım. Eriya birçok Yahudinin yaşadığı kalabalık bir şehirdi. Buradaki Yahudilerin bir kısmı vergi görevlisiydi. Yani bunlar Romalılar hesabına halktan para ve vergi toplardı. Bir gün Rab İsa, Tanrı egemenliğini müjdelemek için her şehre gittiği gibi Eriya'ya da uğradı. Orada Zakay adında biri vardı. Çok zengindi ve vergicilerin lideriydi. Rab İsa'nın kim olduğunu görmek istiyordu. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Zakay kısa boylu olduğundan İsa'yı görebilmek için incir ağacına çıktı. Bir müddet sonra İsa gözlerini Zakay'a kaldırıp seslendi. "Zakay, çabuk aşağı in. Bugün seni evinde ziyaret edeceğim." Zakay, İsa'nın kendisi gibi bir günahkar vergi görevlisini kabul ettiği ve evine girip bereketleyeceği için çok sevindi. Zakay evine ulaştığı zaman İsa'ya en güzel şeyleri sunmak için hazırlık yaptı. Büyük bir ziyafet düzenledi. Zakay çok mutluydu ve olanlara inanamıyordu. Çünkü İsa evindeydi
İsa'yı görmek istemişti ve Tanrı bu dileğini yerine getirerek İsa'yı görmesini sağladı. Üstelik İsa evine kadar gelmişti. Zakai'nin yaşamı İsa'nın ziyaretiyle tamamen değişti. Zakai, Rab İsa'ya şöyle dedi. Ya Rab, tüm paramın yarısını fakirlere dağıtacağım. Ayrıca herhangi birini aldatıp haksızlıkla bir şey aldıysam da 4 katını iade edeceğim. Zakai bunları birçok kimsenin hakkını yediği ve onları aldatıp çaldığı için pişmanlık içinde söyledi. Çünkü o, Romalılara ödenecek vergi tutarlarından daha fazlasını toplayıp aradaki farkı kendine alırdı. Rab İsa, Zakai'nin yaptığı tüm hatalar için pişman olup tövbe etmesine sevindi ve yaşamına girip hayatını değiştirdiği için mutlu oldu. Rab İsa şöyle dedi, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Luka 19. bölüm 10. ayet. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Acaba bugün kutsal kitaptaki hangi macerayı birlikte okuyacağız? Hikayenin ismi birazcık üzücü gibi görünüyor ama bence bu hikayede mutlaka güzel bir şeyler vardır. Çünkü bu hikayede İsa var. Hikayenin adı Küçük Bir Kız ve Hasta Bir Kadın. Bir zamanlar küçük bir kız vardı ve bir sabah yataktan kalkmadı. Ertesi sabah da kalkmadı. Ertesi sabahta, hatta tam bir ay boyunca yatağından kalkamadı. Çok ama çok hastaydı ve kimse onu nasıl iyileştireceğini bilmiyordu. Babasının adı Yair'di ve kızını çok seviyordu. Bir gün kızının yatağının başında oturmuş elini tutuyor ve keşke yapabileceğim bir şey olsa diye düşünüyordu. Sonra buldum dedi. Ayağı fırladı, ceketini giydi, kızını öptü, merdivenlerden koşarak indi. Hizmetçilerin yanından fırlayarak geçti ve evden çıktı. Yolda hızlıca koştu, kente girdi ve tapınağın merdivenlerini çıktı. Kalabalıklar arasında kendisine bir yol açtı ve sonunda aradığı kişiyi buldu. İsa dedi, İsa'nın ayaklarına kapanarak, kızım diye yalvardı. Ne olursun. Ama yalvarmasına gerek yoktu. O daha sözlerini bitirmeden İsa elini uzatıp ayağa kalkmasına yardımcı oldu ve hemen geleceğim dedi. Yair'in gözleri doldu. İsa evine gelecekti. Her şey yoluna girecekti. Tabii ki o günlerde ambulans yoktu. O yüzden yürüyerek gitmek zorundaydılar. İsa'nın yardımcıları onun hasta kızı iyileştireceğini biliyordu. Ama yine de acele etmeleri gerekiyordu. İsa bir an önce gitmezse fazla geç olabilirdi. Ama herkes yolu tıkıyordu. Yandan itenler, arkadan sıkıştıranlar, önden yolu kapatanlar, bastıranlar, ezenler, dürtenler İsa'nın öğrencileri önden giderek yolu açmaya çalışıyordu. Birdenbire İsa durdu, arkadaşlara dönüp baktı. Ne yapıyordu öyle? Bana kim dokundu diye sordu İsa. Çünkü içinden bir gücün akıp gittiğini hissetmişti. Ben dedi, hastaca bir kadın. Utandığı için yere bakıyordu. Zavallı kadın 12 yıldır hastaydı ve iyileşmeyi çok istiyordu. İsa'nın giysisine bile dokunsa iyileşebileceğini biliyordu. Böylece İsa'nın giysisine dokundu ve iyileşti. Vaktimiz yok dedi İsa'nın arkadaşları. Ama İsa'nın her zaman vakti vardı. Elini uzatıp şefkatli bir şekilde kadının başını kaldırdı. Gözlerinin içine bakıp gülümsedi.
inandın dedi kadının gözündeki yaşı silerek. Bu yüzden iyileştin. Tam o anda Yair'in hizmetçilerinden biri ona doğru koştu. Artık çok geç dediler nefes nefese bir şekilde. Kızın öldü. İsa Yair'e dönüp çok geç değil dedi. Bana güven. Yair'in evindeki herkes ağlıyordu ama İsa ben onu uyandıracağım merak etmeyin dedi. Herkes ona güldü çünkü küçük kızın öldüğünü biliyorlardı. İsa küçük kızın yatak odasına girdi. Odadaki bir köşede gölgelerin içinde küçük kız yatağında hiç kıpırdamadan yatıyordu. İsa yatağın kenarına oturdu ve kızın solgun elini tuttu. Tatlım dedi. Hadi kalkma zamanı artık. Böylece İsa ölümün derinliklerine uzandı ve nazik bir şekilde kızı yeniden hayata getirdi. Küçük kız uyandı. İyi bir akşam uykusundan uyanmışçasına gözlerini ovuşturdu ve yataktan fırladı. Sanki gerçekten uyuyormuş gibi. İsa panjurları açtı ve odaya güneş ışığının girmesini sağladı. Acıktın mı? Diye sordu kıza. Kız da evet anlamında başını salladı. İsa kızın ailesine seslendi. Küçük kızımıza bir kahvaltı lütfen. İsa bu şekilde bir sürü insanı iyileştirdi. Ve onlara yardım etti. Kör olan insanların görmesini sağladı. Sağır olan insanların duymasını sağladı. Sakat insanların yeniden yürüyebilmesini sağladı. İsa üzücü olan her şeyi yok ediyordu. Tanrı'nın kırılmış dünyasını tamir ediyordu. Arkadaşlar, İsa için, Tanrı için, İsa Mesih için imkansız diye bir şey yoktur. Unutmayın ki hiçbir şey ondan daha güçlü değildir. Bu yüzden her konuda ondan yardım isteyebiliriz. Nora ablanı sizi çok ama çok seviyor ve aynı zamanda Meyvezi'yi de çok seviyor. O yüzden birazdan sizinle gidip Meyvezi'yi izleyeceğiz. Ama ondan önce lütfen siz bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Pelge. Zeyn, iyi misin sen? Ezber yapıyordum. Sürekli tekrarlarsam bir anlama kavuşur, anlatacağın konuyu daha iyi kavrarım diye düşündüm. Bak Zeyn, Matta kitabında diyor ki, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Bence sen de kuru ezber yaparak konuyu anlayacağını düşünme. Haklısın be. Vay be. Yine haklısın. Hep haklısın ha. Evet, perge diyorduk değil mi? Ben yeterince perge dedim. Artık hiçbir şey demem. O kadar çok söylemişim ki beynimin içinde dönüyor. Gerçekten çok gereksiz bir şey yapıyormuşum. Evet. Valiye Tanrı sözünü göstermiş olan Elçi Pavlus, Barnabas ile birlikte Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kentine gelir. Paskalya bölgesi mi demek istedin? Hayır, hayır. Pamfilya. Burası eski zamanlarda birçok insan topluluğunun yaşadığı önemli bir kent ve hatta bölge. Günümüzde Antalya yakınlarındadır. Pamfilya 7000 yıldan beri yerleşim yeri biliyor musun? Ve adı da tüm kavimlerin ülkesi anlamına geliyor. Vay be! Evet, Elçi Paulus bu bölgedeki Perge kentine geldi. Yol arkadaşı olan Yuhanna da o sırada Barnabas ile birlikte yanlarındaydı. Ancak burada onlardan ayrılıp Yeruşalim'e geri döndü. Yeruşalim? Evet, Kudüs. Hah, tamam. Elçi Pavlus, İsa'nın müjdesini Perge kentinde de anlatmaya devam etti. Perge nasıl bir yer? Pamfilya gibi olsa gerek. İçinde olduğuna göre. Evet, tüme varım olarak yani, evet. Nasıl yani? Yani Perge, Pamfilya'nın içinde olduğu için özelden genele bir mantık kurarak tüme varımsal düşündüğünü demek istedim. Tersine de tümden gelim deniyor. Neler yapmışım öyle? Evet, Perge antik kenti, Pamfilya'nın başkenti. Çok büyük ve görkemli bir yer. Perge'de birçok antik şehrin kalıntısı yer alıyor biliyor muydun? Peki buradan nereye gidiyordu? Pisidya mıydı? Hemen de unuttum. Pisidya, Pisidya'ya yani Antakya'ya. Antakya'ya geri mi dönüyor? Yok yok, Pisidya'da Antakya isminde bir yer bulunuyor.
Diğer adı da Yalvaç. Şehre vardıktan sonra bir gün dinleniyorlar. Ertesi günde Yahudilere İsa Mesih'i anlatıyorlar. Tarihsel geçmişe de atıflar yaparak süreci çok iyi bir biçimde anlatan bir konuşma yapıyor Elçi Pavlus. Örnek verebilir misin? Elbette. Diyor ki, arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar, kulak verin. Bu İsrail halkının Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü bileğiyle onları oradan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölün ortasında kendilerine katlandı. Kenan bölgesinde 7 ulusu ortadan kaldırıp toprağı miras olarak kendilerine verdi. Yaklaşık 450 yıllık bir süreydi bu. Şimdi anladım. Tarihsel sürecin tutarlılığı da orada bulunan insanları daha kuvvetli bir biçimde ikna ediyor olmalı. Ya. Görüyorlar ki her şey birbiriyle uyumlu. Elbette. Elçi Pavlus konuşmasının devamında İsa Mesih'i anlatmaya devam ediyor. Ve onun nasıl tekrar dirildiğinden bahsediyor. Sevindirici haberi onlara müjdelediğini belirtiyor. Bir kere mi anlatıyor Elçi Pavlus? Dinledin. Dinlemedin, geçmiş olsun. Yani öyle değil. Ertesi hafta toplulukların içinde aynı yerde tekrar anlatıyor. Hiç usanmıyor. Müjdeyi yaymaya devam ediyor. Duyanlar geliyor. Bu sefer daha büyük gruplar, hatta tüm kent oraya gidiyor. Elbette karşı çıkanlar da oluyor. Ama birçok kişi iman ediyor, biliyor musun? Ya, tehlikeli durumlar olmuş mu? Tabii. Hakaret ve iftiralarına devam eden bir grup Pavlus'u çok zorluyor. Ona saldırıyorlar. Pavlus da daha fazla zarar görmemek için şehri terk ediyor ve Konya'ya doğru yol alıyor. Arkada bıraktığı öğrencileri ve diğer inananlar ise kutsal ruhla sevinçle dolmuş durumdalar. Oh, harika mı? Çok duygulandım. Rica ederim Zihi. Keyif aldığına çok memnun oldum. Ben de keyifle anlatıyorum, biliyor musun? Evet, ama bir şeyden kaçamazsın işte. Yoksa doğru mu yanlış mı sorusu geliyor, doğru mu? Nereden bildin? Bekliyorum. Üst top, yakan top, köşe kapmaca ve elim sende çocuk oyunlarıdır. Doğru mu, yanlış mı? Ay Zihi, ne güzel bir soru bu. Evet, doğru. Hepsi de çok şeker çocuk oyunları. Yine bildin. Tebrikler. Okulda, bahçede, mahallenin sakin sokağında ya da evde arkadaşlarınla oynadığın çok çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu çocuk oyunları nesilden nesle devam eden bir kültüre sahip. En yaygın çocuk oyunları ise istop, seksek, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç, yerden yüksek ve elim sende. Çok güzel. O zaman Zihi, sana yavaşça yaklaşıyorum ve... Ebe!